Üniversitesi Özlem Uysal başkanlığındaki heyet bir üst öğrenimde öğrencilerimizi nasıl yönlendirebiliriz, ne yapabiliriz sorusunun cevabı olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Başak Hanım'ın moderatörlüğünde bize bu imkanı sağladıkları için ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Bir okul tanıtımları günleri düzenlemeye karar verdik. Bugün gene ilçemizin Güzide 3 tane okulu Ahmet Erdem Gazi Anadolu Lisesi ve Turantayan Anadolu Liselerini tanıyacağız. İnşallah öğrencilerimizi bu üst öğrenimde yönlendirme noktasında yararlı olur. Ben sözü fazla uzatmadan Özlem Uysal hocama veriyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Müdür Bey. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Okul müdürümüz, il temsilcileri, bize rehberlik edecek olan değerli rehber öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, sayın velilerimiz. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı son derece memnunuz. Bugün özellikle yine biraz önce Müdür Bey'in belirttiği gibi psikolojik danışma rehberlik kurulunda aldığımız kararlar doğrultusunda hem öğrencilerimizi hem de çocuklarımızı motive etmek, bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak babında üst öğrenim kurumları tanıtım günleri düzenlemeye karar verdik. Bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmamızın devamı gelecek. Pazartesi günü ayın 26'sında Barış Anadolu Lisesi, Çarşamba günü Sosyal Bilimler Lisesi ve daha sonra da meslek liseleriyle devam edeceğiz. Ben sözü çok fazla uzatmadan değerli rehber öğretmen arkadaşım Turhan Tayan, Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Cem Hocam'a vermek istiyorum. Hoş geldin Cem Hocam. Söz sizdedir. Buyurun. Merhabalar efendim. Sesim sağlıklı bir şekilde ulaşıyor mu sizlere? Evet. Cem Hocam, Tamam. buyurun. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bursa Turan Tayan Anadolu Lisesi rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanıyım. Özcan arkadaşımızdan bu şekilde bir teklif geldiği için çok memnun olduk. Severek isteyerek katılım gösterdik. Bilindiği üzere Saadettin Türk'ün ortaokulunun öğrencilerine yönlendirmek, LGS sınavı öncesinde yapacakları tercihler konusunda onlara bir yön vermek için hepimiz okulumuzu tanıtacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Ya eğitim aslında uzun soluklu bir uğraş ve eğitim sistemimiz gereği de bu süreçte bir takım sınavlara tabi olmamız gerekiyor. Yani bu yılda 6 Haziran, yanlış hatırlamıyorsam tarih, 6 Haziran'da sınava Evet. girecekler. 30 Haziran gibi de herhalde sonuçlar açıklayacak. Bu LGS sonucunda bir takım aldıkları işte sıralamalarla, puanlarla bir tercihlerde bulunacaklar. Bursa ilimizde sizlerin de bildiği üzere 3 Fen Lisesi, 8 Anadolu Lisesi şeklinde Anadolu İmam Hatip artı Anadolu Teknik Liseleri de var. Merkezi sınavla girilecek olan okullar anlamında bu listelerden birini yönlendirecekler. Bunun başında Turan Tayan da bu listenin içinde. Bu anlamda Turan Tayan'la ilgili gerekli bilgileri anlatmaya çalışacağız. Şimdi nitelikli bir eğitimin, nitelikli bir yaşamın ve geleceğin güvencesi olduğunu hepimiz aslında biliyoruz. Yani bu nedenle öğrencilerimizin eğitim hayatını uzun soluklu yapabilmek için herkes üzerine düşen bir takım görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bu süreçte anne babalar maddi ve manevi her türlü desteği sağlayarak çocuklarının yanında olmak için çabalıyorlar. Ona keza biz eğitimciler yine sağlıklı gelişimleri için gerekli olan bilgi ve becerilerimizi, tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ders ve davranış anlamında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyorlar. Ve biliyorlar ki iyi bir üniversiteye giden yol iyi bir liseden geçmekte. Şimdi Turan Tayan Anadolu Lisesi nerede? Öncelikle bir konumumuzdan başlayalım. Biraz tarihimizden bahsedelim. Turan Tayan Anadolu Lisesi Bademli'de, Mudanya ilçesinin Bademli mahallesinde bulunuyor. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlıyız. Bir devlet proje okulu. Okulumuz adını 1990'lı yıllarda milletvekili, Bursa Milletvekilliği yapan, aynı zamanda Milli Eğitim ve Savunma Bakanlığı yapmış. Turan Tayan'dan almakta. 95 yılında Bursa'nın 6. Anadolu Lisesi olarak kuruluyor. Eğitim öğretim hayatına başlıyor. Köklü bir Anadolu Lisesi, kültürü olan bir okul. Eylül 99 tarihinde şu an bulunduğu Cem Hocam, sesinizle mikrofonla ilgili bir sıkıntı var sanıyorum. Sesiniz gidip geliyor. Taşpaşa'da demir geçiriyor.
merkezine de 15 kilometre ortalama bir uzaklığı var. Okulumuza ulaşım anlamında organize sanayiden metroda inince B36 belediye otobüsleriyle bir ulaşma imkanı mevcut. Bunun dışında şimdi Bursa'nın her bölgesinden öğrencimiz var. Yani Ulaabat'tan tutun da işte Gürsu'ya, Kestel'e, Teleferi'ye, Üç Evler, Beş Evler, Panayır, yani çok farklı yerlerden gelen öğrencilerimiz olduğu için ister istemez okulun servis ağı da bu anlamda çok kuvvetli. Bursa'nın her bölgesine servisi mecbur tutuyoruz. Şimdi bir eğitim felsefesi de önemli bu anlamda. Nedir? Yani, lise eğitiminin sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için öncelikle bir okulun yani eğitim felsefesine ve bir kurum kültürüne sahip olması gerekiyor. Nasıl bir insan yetiştirmesi gerektiğinde, öğrencilerinde ne tür özellikler biriktirmesi gereğinin farkında ki bu özellikler ile gençlerin, ailelerin, toplumun beklentilerini de karşılayacak. Misyonuyla, vizyonuyla, hedefleriyle, stratejilerini belirlemiş, geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön veren, manevi değerlerini tanıtmaya çalışan bir okul, teknoloji bir amaç olmaktan çok bir araç olarak kullanmayı öğreten, bireysel farklılıkları geliştirmeyi önemseyen bir anlayışa sahip Turan Tayan. Okulun fiziksel şartlarına bakınca lise dönemindeki gençlerin her şeyden önce sağlıklı ve güvenli bir okul ortamına ihtiyaçları var. Öğrenciler günün yaklaşık yarısını okulda geçiriyorlar. Yani yarısına yakın bir zamanı. Okulumuzda eğitim öğretim faaliyeti saat pandemi şartları dışında olarak söylüyorum bunu. Saat 9 ile 16 saatleri arasında gerçekleşiyor. 40'ar dakikalık derslerden, 10'ar dakikalık teneffüslerden oluşuyor. Ve yine öğlen tatilinde 40 dakikalık ara veriyoruz. Günlük 8 saat ders görüyorlar. Bu nedenle öğrencilerin uzun saatler boyunca rahat edebildikleri, güvenle vakit geçirebildikleri, fiziksel olanakları mevcut bir yapıya sahip. Bu anlamda paha biçilemez bir yer Turan Tayan. Şimdi gerek fiziksel alanın genişliği, gerek spor alanlarının fazlalığı, açık basketbol ve voleybol sahalarının bulunması, kapalı spor salonunun bulunması, görsel sanat ve müzik atölyeleri, yemekhane, mescit ve çevresindeki uyaranların azlığı ile eğitim için biçilmiş bir kaftan. Bulunduğu bölgedeki fazla yerleşim olmamasının aslında avantajı da çok fazla. Tertemiz bir havası, mis gibi bir doğası ve geniş okul bahçesiyle birçok okula göre avantajlı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. 900 metrekarelik tabanlı iki bitişik bloktan oluşan bir zemin üzerine artı 3 kat yerleşim alanı bulunuyor. Bu alan içerisinde idari bölümler, laboratuvarlar. Şimdi birazdan imkanımız olursa okulla ilgili bir de video yayınlamak istiyorum ben. Hem anlatırken bir taraftan da gelip göremeyen, şimdi pandemi sürecinde çok fazla hareket imkanımız kısıtlandığı için okulu en azından bu anlamda uzaktan da olsa tanımak isteyenlere yardımcı olur diye düşünüyorum. Şurada hemen onun bir ekran paylaşımını ayarlayabilirsem. Tamam hocam. Hemen bir bakayım. Bu arada Cem hocam, evet. Ses çok kısılıyor, kesiliyor. Bizden mi kaynaklanıyor diye soruyor veliler. Sesiniz bazen gidip geliyor. Mikrofonunuzla ilgili bir sıkıntı olabilir mi acaba? Hemen. Mikrofondan değil hocam, hemen bağlantısından maalesef. Bağlantıyla mı? Benim bağlantımla mı alakalı? Şu anda iyi geliyor. Acaba? Bağlantımız şu bazen kırmızıya tamam. Dönüşüyor. Zor. Yine bir takılma olursa... Oldu mesela, şu anda dondunuz. Tamam, hemen müdahale. Evde başkaları kullanıyorsa durdurabiliriz. Bağlantı. İnterneti kullanmasınlar mümkünse. Tamam. Şimdi hemen çözümünü bulacağız. Ben bu arada videomuzu paylaşayım bir taraftan da. Şöyle. Ekranda göründü mü acaba? Şu anda ekranda görüntü var ama hocam, sadece video görüntüsü değil.
Önce bir ana ekranınızı görüyoruz hocam. İsterseniz sekmeyi açın. Ondan sonra açın. Ekran paylaşımını şu an kapatın. Tamam, bir saniye hemen düzenleyelim. Şuradan kapatalım. Stop deyin. Yukarıdan stop'a basabilirsiniz ekranınızdan. Yukarıdan derken? Şu an ben şöyle müdahale edeyim buradan olmazsa. Tamam. Şimdi ben kapatayım. Düzelmedi mi? Hayır. Yok. O zaman siz mecbur stop sharing diyeceksiniz hocam. Ya da şu an tamam, ana ekranınız açıldı. Açmak istediğiniz şeyi açabilirsiniz. Zoom'u değil hocam. Şu an mesela bize ne göstermek istiyordunuz? Hangi alandan gösterecektiniz? Tamam. Okulun videoyu. Tanıtım videosunu izleteceğim. Bir saniye hemen şuradan ayarlayalım. Zoom'u açarsanız Zoom'u görürüz. Biz siz neyi açmak istiyorsanız onu görebiliriz. Evet, şu anda oldu görünüyor sanki. Şu an video görüntüde mi? Zannetmiyorum ama. Yok. Şu an yok değil mi? Ekran paylaşımınız durdu. Ekran paylaşımım durdu. Bir saniye. Şöyle yapın hocam. Videoyu önden açın. Daha sonra share screen dediğiniz zaman oradaki ekranı seçin. Paylaşmak istediğiniz ekranı seçin. Tamam. Şuradan hemen bir çıkışımı yapayım. Bu arada Başak hocam, öğrencilerden ekranı birisi ekran kaydı açmış sanıyorum. Nasıl hocam? Öğrencilerden birisi ekran kaydı açtı. Bundan çıkış yapacağım ama nasıl çıkacağım? Aldım. Yok. Hocamızın ekranında paylaşıldı da farklı ekranı gördüm. Tamam, bir saniye hemen çözüyorum şimdi. Şuradan şöyle alayım. Evet. Evet. Şimdi hazırlıyorum. Uygun mudur? Evet, şu anda tamam. Oldu. Tamam. Beklettim. Biraz kusura bakmayın. Şöyle kaydıralım biraz. Evet, bir taraftan da görüntüyü buradan takip edelim. Okulla ilgili bilgileri verirken. Şimdi 900 metrekare bir alanda dedik. Bu alan içerisinde idari bürolar, laboratuvar, kütüphane, işte kodlama atölyesi, 27 derslik, çok amaçlı kullanılabilen bir konferans salonu ve kantin bulunuyor. Okulumuzun mevcut öğrenci sayısı aslında 789. Geçen yıl 9. sınıflarda 10 şube açıldı. Bildiğiniz üzere 4+4 sisteminin gelmesiyle 60 ve 72 aylık öğrencileri bir arada aldıkları için ne oldu? Mevcutlarda bir kabarma oldu. Bu anlamda da gelen öğrenci sayısı çok fazla oldu. Biz de ister istemez onlara yer açmak durumunda kaldık ve geçen sene 10 şubeden 34 öğrenciden 340 öğrenci aldık. Yani bu senenin başında. Ama önümüzdeki sene sistem yine normale dönecek. Normalde 6 sınıf üzerinden 30 öğrencili 180 öğrenci kayıt yapıyoruz. Önümüzdeki sene yine eski sisteme dönüş yapacağız. Bunun bilgisini paylaşalım. Okulun fiziksel alanları kadar bu alanların temizliği, yemekhane ve güvenlik gibi destek birimleri de ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Öğrenciler uzun saatler okulda bulundukları için ve çevrede hani yemek yiyecekleri alan bulunmadığı için yemekhaneden faydalanabiliyorlar öğle saatlerinde. Bunun dışında kantin komple olduğu gibi açık. Teneffüslerde kantini kullanabiliyorlar ve ayrıca arka alanda, bahçenin arka alanında bulunan bir ızgara alanı var. Oradan da istedikleri şekilde yararlanabiliyorlar. Okulumuzun öğrenci girişinde güvenlik kulübesi ve güvenlik görevlimiz mevcut. Okulumuzdaki iki cephesi devamlı kontrol kamera sistemiyle takip ediliyor. Zaten Bademli Jandarma Karakolu okulumuza çok yakın bir mesafede. Kolluk kuvvetleri 24 saat boyunca nöbet tutuyorlar. Güvenlik anlamında şu ana kadar bir olumsuzluk yaşamadık. Umuyorum bundan sonra çok uzun yıllarda öyle bir şey yaşanmaz. Mesleki yeterliğe sahip eğitim kadrosuyla ilgili bir şeyler söyleyecek olursak, mesleki yeterliliğe sahip ve mesleğini seven,
meslektaşlarıyla, velileri ve öğrencileriyle iletişimde etik ilkelere özen gösteren, okul yönetimi ile işbirliği içinde olan, kurum kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanan, topluma karşı pozitif, aktif rol sergileyen, sorumluluklarının bilincinde ve bunları her daim yerine getirmeye çalışan, öğrencilerin beden, ruh sağlığı, fiziksel ve sosyal gelişimlerinde olumlu yönde etkileyecek davranışlar sergileyen rol model olan, sevgi, saygı, iyi örnek olma, anlayış ve hoşgörüyü benimsemiş, eğitim ortamını ve zamanı etkin ve verimli kullanan, insan haklarına saygı gösteren, adil ve eşit davranan bir ekip olarak çalışmakta Turan Tayan Anadolu Lisesi. O yüzden okulda böyle bir aile havası var desek bunun yeri. Bunun dışında akademik anlamda neler yapılıyor Turan Tayan Anadolu Lisesi'nde? Şimdi her öğrencinin akademik gelişiminin öğretmenlerce takip edildiği, kendilerini geliştirmeleri için öğrencilere bir takım bireysel hedeflerin konulduğu, öğrenci başarısının arttırılmasında gereken derslere yönelik çözümlerin üretildiği, her yıl düzenli olarak bildiğiniz üzere yetiştirme kurslarının açıldığı, sınav hazırlık kurslarının açıldığı, başarıyı arttırma amacıyla düzenli olarak deneme sınavlarının gerçekleştirildiği, birebir branş öğretmenleriyle sorun çözümlemelerin yapıldığı bir eğitim ortamına sahip Turan Tayan Anadolu Lisesi. Bunu söylerken Anadolu Lisesi diyoruz. İngilizceyi, yabancı dili muhakkak atlamamamız gerekiyor. Okulumuz yabancı dile bu anlamda çok önem veriyor ve son derece tecrübeli bir yabancı dil öğretmen kadrosu mevcut. Hem İngilizce hem de Almanca öğretiliyor. İki yabancı dil, ikinci bir yabancı dil. 9. sınıfta normal İngilizce ve Almanca'nın yanı sıra 2 saatlik seçmeli ilave İngilizce derslerimiz de bulunuyor. Yıllardır MUN gibi diğer seçkin okulların da katıldığı organizasyonlarda katılıp çeşitli ödüller alıyor öğrencilerimiz. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz iyi derecede bir İngilizceye sahip olarak yani yüksek öğrenimlerine devam ettirmektedirler diyebiliriz bu anlamda. Şimdi sadece akademik başarıyla ilgili değil de bunun dışında çok yönlü eğitim anlayışında neler var Turan Tayan'ın? Bunlarla ilgili kısmı da Bircan arkadaşımız, benim Zümrem, kendisi sistemde herhalde. Evet. O konuda Bircan'dan biraz bilgi alacağız. Son olarak ben toparlayacağım, sonlandıracağım. Sistemde evet, mi Bircan? Buradayım. Merhaba. Hoş geldin. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Böyle bir akşamda sevgili dostlarla birlikte olmaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Evet, Bademli Mahallesi'nde Mudanya ilçesine bağlı bir okul, Turhan Tayan Anadolu Lisesi. Biz sanırım 7. yılımız orada çalışıyoruz ve orada olmaktan çok çok mutluyuz. Okulumuza gelen her bir öğrenci de geldiği günden sonrasında asla gitmeyi düşünmeyen öğrenci oluyor. Dolayısıyla kollarını açan bir okuluz ve bırakmayan bir okuluz. Öncelikle böyle başlamak istiyorum. Bursa'da 6. Anadolu Lisesi olarak kurulmuş bir okul. Dolayısıyla bir Anadolu Lisesi kültürü barındırıyor bünyesinde ve çok seçkin öğretim kadrosuyla birlikte çalışıyor. Ben 9. sınıfa gelen her bir öğrenciyi çok şanslı gördüm bu okulda. Ya da her 9. sınıfın velisini çok şanslı gördüm. Onun sebebi de şu. Az evvel arkadaşım bahsetti, İngilizce öğreniminin önemi bir şekilde Anadolu liselerinde hep vardır ve devam etmektedir. Bizim İngilizce öğretmenlerimiz 9. sınıf rehberliği görevini çok layıkıyla yerine getirirler. Özellikle İngilizce öğretmenlerini 9. sınıfın rehber öğretmeni olarak tayin etmemizin sebebi de, daha doğrusu böyle bir kültürün yerleşmiş olmasının sebebi de, malum İngilizce ders sayısının o sene adına çok yüklü oluşu, sınıf rehberliğiyle birlikte öğrenciyi tanımada, anlamada, yönlendirmede diğer branşlara nazaran İngilizce öğretmeninin çok daha verim aldığı gerçeğinden yola çıkılarak bu geleneksel hale getirilmiş bir durum.
Ve 9. sınıfta başlayıp da 11'e 12. sınıftan mezun olana kadarki süreçte o İngilizce öğretmenliği ya da o İngilizce öğrenimi hiçbir şekilde unutulmamış oluyor böylelikle. O yüzden okulumun tüm İngilizce kadrosuna çok ama çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Turan Tayan, evet, akademik olarak işte belli bir yüzdelik dilimle öğrenci alan, örneğin mesela son geçtiğimiz yıl 2020 yılında işte 400.47.91 taban puanla öğrenci almış bir okul. Bu da 7.77 yüzdelik dilime giriyor. Ve akademik anlamda evet donanımlı bir öğrenci geliyor okulumuza. Yine öğrencilerimizin çok fazla hal, hareket, tavır, davranışlarıyla alakalı çok güzel, olumlu örnek durumları söz konusu. Yani hem çok iyi bir altyapıyla gelmişler eğitim anlamında, hem de davranış anlamında çok iyi bir donanımla gelmiş öğrencilerimiz oluyor. Ve haliyle okulumuzda bulunan 11-12. sınıftaki abi ve ablalarından görerek de edindikleri bir takım davranışlarla okulumuzda ciddi anlamda disiplin sorunu yaşanmıyor. Herkes birbirine nazik, saygılı, kurallara riayet ediyor. Efendim sorumluluğunu yerine getiriyor, örnek davranışta bulunuyor, öğretmeniyle çok güzel bir şekilde çalışabiliyor, işbirliği yapabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizden yana yüzümüz bu anlamda çok ak diyebilirim ben. Şimdi akademik gelişim anlamında yapılan işte destekleme yetiştirme kurslarımızla birlikte öğretmenlerimizin kendi etüt bilerek ve isteyerek ekstra yapacakları ya da yaptıkları derslerle öğrenciye katılan şeyler var. Öğrenciye verilen ödevler ya da o ödevlerin kontrol edilme durumu var. Yani birebir her öğretmen hani rehberlik servisine intikal ettirmeden daha kendi ders işleyişinde problemini ya da ne bileyim yaşadığı bir takım sıkıntıyı kendi adına çözebilir hale geliyor. Okulumuz sportif, sosyal, kültürel anlamda da bir takım tabii ki faaliyetler içerisinde her okulda olması gerektiği gibi. Dolayısıyla mesela şeylerden bahsedebilirim ben. Her okul üyesinde bulunan kulüplerden bahsedebilirim. Bizde de her sene değişmekle birlikte sayısı tabii ki ismi ya da sosyal sportif faaliyetler çalışmalarımız kulüpler bazı altında ya da başlığı altında yapılabiliyor. Mesela şeyden örnek vermek isterim. Felsefe kulübü diye bir kulübümüz var ve bu kulübün içerisinde yıllardır şöyle bir gelenek oluşturulmuş. Sınıflar arası münazara yarışmaları. Sınıflar arası münazara yarışmalarıyla elde edilen o görsel şölenin izlenilmesi ve sonrasında belki de liseler arasında yapılacak olan münazara yarışmalarına katılmasıyla ilgili bir şey. Haliyle bir münazara o genci kendini ifade etme, kendini geliştirme, topluluk önünde konuşma gibi birçok kişisel gelişim becerisi kattığından çok anlamlı, çok özel diye düşünüyorum. Yine Adliye Sarayı gibi bir saraya gidilerek her sene yapılan bir çalışma var. Nedir o? İşte hukuk mesleği çok bilinen ya da istenen öğrenciler tarafından talep, rağbet gören bir meslektir. Ama biz her yıl bir Adliye Sarayı gezisi yaparak Bursa ilinde şey yapıyoruz. Örnek davalarda öğrencilerin orada oturarak, dinleyerek, soru sorarak mesleği yerinde görmesini ve mesleği yerinde tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela kültür edebiyat kulübümüz var. Kendi içerisinde bir takım küçük skeçler ya da tiyatral sergilemeler yapabildiği gibi aslında çok istekli yaptıkları başka bir şey de yazım kültürünü ya da yazı geleneğini sürdürebilmeleri. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin bir arada olduğu ve yazılarıyla alakalı toplam sergiledikleri bir takım kitap, şiirden tat al şeklindeki kitap çalışması söz konusu olabiliyor. Gezi inceleme kulübü gerek yurt içinde gerek yurt dışında bir takım gezilere imza atabiliyor. Özellikle rehberlik servisiyle yaptığı bir takım işbirlikleriyle de üniversite gezilerimiz söz konusu. Üniversiteler öğrencilerin istediği, ilgi duyduğu
şehir ve isim olarak üniversiteler öncesinde bir anket yapılarak yapılan çalışmalar olacak oluyor gittiğimiz gördüğümüz yerler. Bircan Hocam bu arada yine okulum... giriyorum bir 6 dakikamız kaldı. Öyle mi? 5 saat süre tanıyoruz evet. Tamam toparlayalım. O zaman sportif faaliyetlerimizden de bahsedelim. Basketbol, voleybol, tamam. Futbol, satranç ve masa tenisi gibi dallarda da öğrencilerimiz hem öğle arasında hem boş zamanlarında değerlendirebiliyorlar. Bir de bahsetmem gereken önemli bir şey sosyal sorumluluk projeleri. Bu da ne olabilir? Mesela ne yapılmıştı daha önceki yıllarda? Köy okullarına gidilerek onların okul kütüphane ihtiyacının giderilmesi, efendim yine köy okullarına gidilerek öğrencilerin kendilerinin hazırladığı bir takım tiyatral gösterilerle orada çocukları memnun etme, hoşnut etme gibi. Ya da yardım kampanyaları düzenleyerek en son bundan 3-4 yıl öncesinde hatırlayın Afrin Harekatı zamanında hatta İl Jandarma Komutanlığı'yla diyaloğa geçilerek oraya askerler için gönderilmiş malzemeler gibi ya da huzur evleri, çocuk yuvaları ziyaretleri gibi. Okulum çok yönlü ama zamana sığdırılması zor kelimeler, cümleler. O yüzden soru cevap şeklinde gelirse de cevaplarız biz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada velilerimize ve öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Sorularınız varsa chat üzerinden yazabilirsiniz. Şu anda chat üzerinde herhangi bir soru göremiyorum hocam. Geldiği noktada en sonunda size tekrar iletide bulunuruz. Olur mu? Çok tamam, teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Cem Hocama, size Bircan Hocam. Ben şimdi ikinci okulumuza söz vermek istiyorum. Müjgan Hocam, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi adına. Buyurun hocam, sizde söz. Merhabalar sevgili arkadaşlarım ve Özcan Hocam ve değerli veliler. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ilk adıyla Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi bu yıl 30. yılını kutlayan Bursa'nın 2. Anadolu Lisesi. Ve farklılıklarıyla gerçekten Bursa'da öğrencilerine rehber olmuş, ekol olmanın ötesi, okul olmanın ötesinde ekol olabilmiş bir okul diyebilirim. 17 yıldır bu okulda psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Ve okula girdiğim ilk günden beri, hatta MEPAL adını ilk duyduğum, o zaman bir ilk öğretim okulunda görev yapıyordum. MEPAL adını ilk duyduğum günden beri gerçekten farklı bir şeyler oluyor bu okulda. Nasıl bir okul diye merak ettim bir okulda. 2003 yılında biz daha sosyal eğitsel kulüpler, eğitsel kollar kulüp olmadan önce MEPAL'in kulüpler başlığı altında bir çalışmasıyla farklılık yarattığını gördük. Ve o dönemde başlayan MEPAL kulüpleri aktif bir şekilde çalışıyor. Yine bir farklılık olarak MEPAL'de 2011 yılına kadar MEPAL adı devam etti. 2011 yılında Denizli'de şehit olan, Van depreminde görevi başında şehit olan öğretmenimiz Ahmet Erdem'in adını alarak isim değiştirdi. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi oldu. Bu arada bunu da arada söylemiş olayım. Bir farklılık da yine kulüplerle birlikte MEPAL'de derslik sisteminin farklı işlemesi. Bu üniversitelerde olduğu gibi öğretmene ait bir dersliğin olması ve öğretmenin dersliği, ders araç gereçleriyle donatması Bursa'da aslında ilk ve belki de hala tek örneği, Türkiye'de başka örnekleri var mı bilmiyorum. Ancak bu pandemi sürecinde biz normal sabit derslik sistemine geçtik. Bu nasıl bir farklılık getirdi? Bu öğrencilerimizin sürekli bir şekilde aktif, hareketli olmasını sağladı ve öğrencilerimiz birbirleriyle temas edebildi, birbirlerini yakından tanıdı. Öğretmen sınıfı sahiplenerek matematik dersliği, fizik dersliği, biyoloji dersliği başlığı altında dersin bütün araç gerecini derslikte kullanabildi. Dolayısıyla bu sistemde gerçekten çocukların çok daha aktif öğrendiği bir eğitim modelini kullanmış olduk.
En önemli farklılığımız bu diye düşünüyorum diğer okullardan. Birazdan videoları açacağım. Hemen bir okulun içini gezebileceğimiz. Özcan Hocam kapatmışım galiba. Kapatmış mısınız? Herhalde evet. İlk ben videoyu rica edeyim sizden. Hocam, tamam. Açıldı mı hocam? Size gönderdiğim ilk video olursa... Açtım. Şu anda ekranda görünmesi gerekiyor. Tamam. Çok güzel. Tamam. Evet. Başlayabiliriz. Hemen bir okulu gezelim. Ses gelmiyor herhalde. Sesimiz açık mı hocam? Videonun sesi gelmiyor. Gelmiyor mu? Açtım ama. Siz alıyor musunuz? Ben almıyorum, bilmiyorum ama. Evet, ben alıyorum şu anda. O zaman ben almıyorum. Sorun yok. Herkes alıyorsa benim almamamda sıkıntı yok. Önemli olan sizlerin duyması. Burada derslik sisteminin... Yani şey, ekran paylaşımı da yok sanırım. Şu an benim internetten mi dedim? Hocam ekranı görüyoruz da ses yok. Ses yok, evet. Görüntüde sorun yok, ses yok. Şu anda geliyor mu? Tamam şimdi. Şimdi geldi. Tekrar başlamaz. Geldi gitti. Tekrar gitti Özcan Hanım. Özcan Hocam paylaşırken share sound'a tıklayın ekranın sol alt kısmında. O zaman sesi ekran paylaşımı. Özcan Hocam paylaşırken... Gelmiyor mu ses hala? Hala ses gelmiyor mu? Geliyor arkadaşım şu an. Yok. Ses gelmiyor yok. Mu? Geri gitti. Tamam, o zaman bunu sessiz izlemiş olduk. Okulu baştan sona şöyle bir gezebileceğimiz en kısa videolarımızdan bir tanesi. Şimdi burada bu videoların bir özelliği de bunları tanıtım günlerinde öğrencilerimizin hazırlamış olması. Bütün çekimleri ve senaryosuyla öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan bir tanesiydi. Bu 2017 videolarından bir tanesiydi. Özcan Hocam diğerini açsak nasıl olur? Onu da belki tamam, sizinle alalım. Şu anda. Evet. Evet, bunlar iç mekan, ses maalesef gelmiyor ama müzik vardı. Çocuklarımızın derece yaptığı bir şarkıyı söylüyorlar arkada. Derslik sistemini görüyorsunuz burada. Bu din kültürü sınıfı gördüğünüz. Ve din kültürü dersinin bütün özelliklerine göre ayarlanmış. Basketbol sahamız. Yine öğrencilerimizin her teneffüste kullandığı, aktif olarak kullandığı sahalar. Yine resim atölyesini görüyoruz burada. Resim atölyesi de bütün öğrencilerin, Nepal'e gelen bütün öğrencilerin resim yapabildiği bir atölye. Gerçekten resmi öğrenebildiği bir atölye. Satrancı okulun her bölümünde görebilirsiniz. Satranç kulüpleri çünkü çok aktif bir şekilde çalışıyor. Ve Türkiye Bursa dereceleri var. Yine bizim sanıyorum voleybol kız takımımız. Evet. Biz bu sahneleri çok özledik. Şimdi uzaktan eğitimde bu sahnelerden uzakta, çocuklarımızdan uzakta. Ben bugün bu çalışmayı hazırlarken biraz duygusal anlar da yaşadım. Çünkü şu anda sınıflar boş, okul boş. Biz sessizlik içerisinde öğrencilerimizle şu canlılığı yaşamayı çok özledik gerçekten 1,5 yıldır. Eminim bütün arkadaşlarımız aynı duyguları yaşıyor. Evet, bizim müzik grubumuz, orkestra var. Benim sesim geliyor mu bu arada? Evet. Tamam.
konferans salonumuzda yaptığımız sunumlardan yapılan çekimler. Bu da bizim biyoloji projemiz. Çocuklarımızın ürettiği domatesler, biberler doğal ortamı yaşasınlar diye kendi üretimleri ata tohumlardan, özel tohumlardan yaptıkları ürünler. Yine burası da çocukların kendi serbest köşeleri, o yazıları biz onlara yazdırdık. Duvar yazılarını kullanıyorlar. Bu duvarları baştan başa çocuklarımız boyadı, renklendirdi. Her yıl resim öğretmenleri değişik projelerle çocuklarımıza istediğin resmi yap diyor. Burada bütün okullarda olduğu gibi ödüllerimiz. İşte bizim derece yapan öğrencilerimiz müzik alanında duyabilseydik seslerini şu anda Beyza'cığım mezun oldu ama çok güzel, başarılı bir ses. Fizi yarışmasında derece almıştı bu öğrencimiz. Evet, biz bu bahçede okul tanıtım şenlikleri yapıyorduk aslında. Özcan Hocam bilir, 2006 yılından itibaren biz burada bütün ilköğretim okullarını ağırladık. Okulumuzun iç mekanını gezdirdik. Öğrencilerimiz onlara konserler verdi. Yaşayan okul olduğunu hissettirdi senelerce. Tabii ilk defa böylesine sessiz bir ortamda okulu tanıtıyoruz. Evet. Herhalde yeterli olmuştur video, değil mi? Birazcık hissettirdi. Sadece müzik yoktu. Evet, sizlerden sorular gelecek mi? Ben kendi akışıma göre mi anlatayım Özcan Hocam? Nasıl yapalım? Şu anda soru yazan yok. Siz devam edebilirsiniz Müjgan Hocam. Ben soru geldikçe size yönelteceğim. Şu anda tamam. Bana ulaşan bir soru yok. Yani yazılan bir soru göremedim. Tamam. Hani başta şeyden söz ettik. 2003 yılında MEPAL adıyla başladığında okulda kulüp çalışmaları çok aktif bir şekilde başlamıştı. O zaman Comenius Kulübü adı altında yurt dışı projelerinin yapıldığı bir kulübümüz vardı. Ve bugün Erasmus projelerini yapıyor. Yılda aşağı yukarı 40 öğrencimiz her projede yurt dışıyla temasa geçti ve yurt dışı projelerinde görev aldı. Yine öğretmenlerimiz görev aldı. Bu yurt dışı temasları ulusal ajans tarafından destekleniyor. Yabancı dili iyi olan, okulu bir şekilde temsil edebilecek herhangi bir müzik yeteneği, herhangi bir tiyatral yeteneği, bir farklılığı olan öğrenciler bu projede görevlendiriliyor. Aslında öğretmenlerin seçim kriteri bu. Bizi farklı bir şekilde temsil edebilir mi çocuklarımız diye bakıyoruz. 16 yıldır bu projeler sürüyor. Bunun yanı sıra İngilizce tiyatro kulübümüz var. İngilizce tiyatro kulübünü de biliyorsunuz proje okulu olduğumuz için aslında çocuklarımız getiriyor projeleri. Yine çocuklarımızın bir projesiydi, öğrenci projesiydi. Son 5 yıldır İngilizce tiyatro kulübünde öğrencilerimiz kendi senaryolarını yazdıkları oyunları oynuyorlar, sahneliyorlar. Ve böyle bir fark yarattılar. Münazara Kulübü'yle yaklaşık 8 yıldır aşağı yukarı Türkiye'deki münazara yarışmalarına katılıyor öğrencilerimiz. Bazen okul içerisinde öğrenci-öğretmen münazaraları yapıyoruz. Böylece öğrenci ve öğretmen iletişimini güçlendiren çalışmalara da imza atıyor öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Satranç kulübünü demin gördünüz, işte her yerde bir satranç var, dereceleri olan bir kulüp Türkiye genelinde. Yine spor kulübümüz Ahmet Erdem Spor Kulübü adıyla tıpkı Galatasaray gibi, Fenerbahçe kulübü gibi okulunda aktif oyuncusu olan profesyonel ikincilikte sanırım en son oynadı okulumuzun kulübü, kendini tanıtan özel çalışmaları var. Okulun tenis kortu sanıyorum Bursa'da tek. İlk yapıldığı zaman tek olduğunu biliyordum ama hala tek olduğunu biliyorum. Yani bir özel okulda var mı bilemiyorum ama spor tesisleriyle öğrenciye gerçek anlamda sağlıklı bir donanım sunuyor Ahmet Erdem Anadolu Lisesi. Ön ve arka bahçeyi demin videolarda ne kadar dikkat ettiniz bilmiyorum ama
yeşil alanları çok fazla. Ormanlık diyebileceğimiz artık 30. yıldaki ağaçlarımız güçlendi. Meyve ağaçları da var bunun yanı sıra. Yeşil alanı, dinlenme alanları olan bir mekana sahip. Tenis kortunun... Bu arada hemen sizi biraz yönlendirmek adına bir sorumuz var. Hocam geçtiğimiz yıl Ahmet Erdem'den mezun olanlar nerelere yerleşti? Bu konuda bilgi verebilir misiniz diyorlar. Şimdi onların bilgileri bizim siteye girdiğinizde her yılın öğrencisi nereye girmiş tek tek üniversiteleri görebilirsiniz. Ama kabaca ilk onun sanıyorum tıp oldu. 10-15 gibi bir tıp var. Yalnız geçen yıl belki diğer arkadaşlar da aynıdır durumları bilemiyorum. Turan Tayan da benzer bir sıkıntı yaşamıştır. Tercih yapmayan öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla bir %20'lik başarı düşüşü olmuş gibi olsa da aslında ben onları tek tek öğrencilerimizi arayarak görüştüğümde puanları çok yettiği halde pandemiden dolayı tedirginlik yaşadıkları için tercih yapmayıp İkinci yıl hazırlanalım diyen öğrencilerimiz var. Son yılın başarısı diğer yıllara göre biraz düşük olabilir. Ama ortalama başarımız bizim %90'ı güzel bir şekilde üniversiteyi kazanıyor. İlk 20-25-30'da da tıp ağırlıklı. Ondan sonra mühendislikler devam ediyor. ODTÜ, İTÜ, Yıldız... Hani en düşük sıralamada ne var diye bu seneye baktığımda sanıyorum sınıf öğretmenliğine kadar bir tane düştü gibi geliyor. Hani evet TM alanındaki başarıları da gerçekten çok yüksek. Yani TM sınıfını seçen öğrenci Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nde yeteneğine göre farkındalıklı bir şekilde seçiyor. Ve Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi güzel üniversitelere öğrencilerimizi gönderiyoruz. Müşkün Hocam, bir şey daha sormak istiyorum. Siz sözünüzü bitirin, ondan sonra devam edeyim. Çok affedersiniz. Sorun. Bu biraz önce Turan Tayan'ın tanıtımında da ifade edildi. Bizim de öğrencilerimiz belki de en çok merak ettiği konulardan birisi. Bu yüzdelik dilimle ilgili biliyorsunuz puandan ziyade Türkiye genelindeki yüzdelik dilime göre bir yerleşme söz konusu. Yaklaşık olarak da tüm okulların bir sıralaması var. İşte fen liseleri, Anadolu liseleri ve şu anda Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Bursa Anadolu'dan sonra ikinci Anadolu Lisesi olarak geçiyor. Geçen yıl acaba yüzdelik diliminiz en son kaçtı? Kaçta öğrenci aldınız? 2.71. Geçen yıl 2.71. 438.57 ile öğrenci aldık. Bu arada bir istatistik çalışması da var. 2017 yılında 3.41'miş. Yani daha düşükmüş. Yani 2017'den bu yıla 3 yıl içerisinde bizim ortalamamız 2.77, 2.69, 2.71 gibi yükseldi. Bu 2017'de ne oldu? Sınav çok kolaydı sanıyorum. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Enteresan bir sınav geçirdik. Onun etkisidir diye düşünüyorum. Tabii bu yüzdelik dilimi bizi tercih eden öğrenci belirliyor. Bunu bütün öğrencilerimiz ve velilerimiz de bilecektir. Bu şunu gösteriyor biraz da. Bizi tercih eden öğrencinin puanı yükselmiş. Biraz da o konudan söz edeceğim. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, hani dedim ya başta, bir okul var, bir de ekol var. Gerçekten ekol olan köklü okullardan bir tanesi. Bunun nedeni de öğrenci merkezli eğitim anlayışını öğretmenlerinin gerçek anlamda sindirmiş olması. Köklü okulların öyle bir öğretim sistemi vardır ki yeni gelen öğretmen orada 1-2 yıl içerisinde aslında çok böyle formal bir eğitim olmasa da informal dolaylı iletişimle, farkındalıkla kendini geliştirir ve okulun ruhunu alır. Her gelen öğretmen de gerçekten bunu yaşıyor. Yeni ilk defa bizim okulumuza gelen öğretmen önce bir şaşırıyor. Çünkü öğrenciyle öğretmen çok yakın temasta. Bu şu demek, öğretmenin yanına gidip istediği zaman soru sorabilir. Anlamadığı bir konu için öğretmen ona vakit ayırabilir. Bakın okulumuzun içerisinde bir öğretmenler odası var. Bir de onun yanında küçük bir mutfak var. O mutfağın ön bölümünde
bir masa var, bir de işte sandalyeler var. Orası bizim öğretmenlerimizin boş saatlerinde öğrencilerine vakit ayırıp özel sorularını cevapladıkları. Bunu hiçbir idareci istemedi arkadaşlar, hiç kimse söylemedi. Yani hiçbir talep olmadan öğretmenin boş saatini kendiliğinden öğrencisine ayırmak gibi bir içsel dürtüsü var. Böyle bir sevgi ve içsel dürtüyü ancak ekol olan okullarda görebilirsiniz. Yani öğrenciyi kabul etme ve sevme potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz okulda. Bunun dışında tabii biliyorsunuz bir süre biz kurslara ağırlık vermek zorunda kaldık. Dershaneler kapanınca okul kurslarına ağırlık verdik. O süreçte başlayan bir şey yine okul kurslarına devam eden öğrencilerimizin geçen yıl baktığım istatistikleri, başarıları nedir diye enteresan bir şekilde okul kurslarına devam eden öğrenciler en üst sıralardaki öğrencilerimiz. Yani bizim tıbbı, mühendisliği, ODTÜ'de, İTÜ'de, Hacettepe'de kazanan öğrencilerimiz okulumuzun kursuna devam eden ve başka hiçbir kursa devam etmeyen öğrenciler. Bu da çok önemli bir başarı. Çünkü biliyorsunuz okul kurslarının standart bir ücreti var. Onun için öğretmen ekstra bir para da almıyor. Bütçesi fazla değil. Ama öğretmenlerimiz gerçekten gönüllülükle ve sevgiyle bu kurslara zaman ayırarak, emek ayırarak öğrencilere gerekli desteği verdiler. Şu anda da kurslar Zoom üzerinden devam ediyor. Tabii biz okulu tanıtırken sanki ben bu sunumu hazırlarken ya bir yanımız eksik gibi geliyor. Çünkü hep bina odaklı anlatıyoruz. Şu anda binada değiliz. Bina neresi? Şu anda sizin eviniz ve ekranınız, böyle bir süreci yaşıyoruz. Buradaki farkı nasıl yaratacak öğretmen? Biz uzaktan eğitim sistemine geçtiğimizde de yine öğretmenlerimiz okulda ders yaptığımız sürelerde, hani iki gün okula geldiğimiz sürelerde yine evdeki öğrencinin dersi takip edebilmesi için daha ilk haftadan mikrofon sistemini hemen kurdu okul idaresi de. Bu öyle çok beklemeye gerek kalmadan yapılan bir şey. Yine Zoom üzerindeki çalışmalarda projelerimiz devam ediyor. Demin söylediğim o İngilizce projeleri, işte e-teaching ve Komin Erasmus projeleri devam ediyor. Amerika'yla şu anda bir projemiz var. İspanya, Ukrayna, Portekiz, bunlarla devam eden projeler var. Yine Erasmus kapsamında her yıl 40 öğrenci yurt dışına çıkıyor dedik. Bunun ülkeler arasında İtalya, Almanya, Fransa, Romanya, yine İspanya, Portekiz gibi ülkeler var. Benim hatırlayabildiğim, şu anda not etmedim ama aklımdakiler. Sorum bence cevaplayayım. Evet. Son 9 dakikamız kaldı. Müdür Bey, sanıyorum bir şey sorun. Buyurun hocam. Buyurun Müdür Bey. Değerli hocam, iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar hocam. Değerli hocam, şimdi şöyle bir şey var. Mevcut sınav sisteminde biliyorsunuz yani Türkiye'deki ilçe bazında en fazla özel okula sahip olan ilçe bizim ilçemiz Nilüfer. Bütün okullar, hem özel okullar olsun hem devlet okulları olsun, proje okulları olsun, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri bunların içerisinde, ortaokullardaki hem akademik anlamda olsun hem sosyal ve kültürel anlamda olsun başarılı olan öğrencileri aday, talip. Bunları istiyor. Şimdi bizim okulumuzda Nilüfer'imizin Gözde okullarından, Güzide okullarından birisi. Ben bu anlamda Saadettin Türk'ün Ortaokulu ailesini buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Haklarını yemiş olmayalım. Şöyle bir şey var. Bizim okulumuzdaki bir öğrenci veya başka bir okuldaki bir öğrenci, yani bu hem akademik anlamda iyi hem de sosyal ve kültürel anlamda iyi olan bir öğrenci, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'ni neden tercih etsin? Güzel yani soru. Buraya geldiği takdirde biz bu çocuğumuzun şu 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 ihtiyaçlarını karşılarız ve şu hedefine ulaştırabiliriz. Şimdi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, aslında liseler çocukların kozadan çıkma aşamalarını yaşarlar. Evet. Yani ergenliğin en zorlu, yeteneklerini keşfetmesi gereken, kişiliğini, kimliğini oturtması gereken bir süreci yaşar lise dönemindeki bir öğrenci.
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nin en büyük katkısı ve benim öğrencilerden gördüğüm ve bunu öğrencilerimizin ifade etmesi çok güzel. Bir ara puan yüksek başka bir okula gidip dönen öğrencilerimiz oldu. Neden geldin dediğimde ben orada öğrenciydim, burada bireyim dedi. Ben orada öğrenciydim, burada bireyim diyorsa bir öğrenci okulu için gerçekten bir fark yaratıyor demektir. Çünkü bizim amacımız birey yetiştirmek. Bana itaat eden, işte benim doğrumu tek başına doğru kabul eden öğrenci değil, düşünen, sorgulayan, araştıran, yanlış olduğu zaman hocam bu neden yanlış diye sorabilen bir eğitim okulu, eğitim ekolü sunabiliyorsak çocuklarımıza, çocuklarımız o zaman gerçekten bilim insanı olacaktır. Şimdi bizim yani mezunlarımız... Pardon, yani şöyle mi diyoruz, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci her ne kadar da dördüncü yılın sonunda sınava gidip üniversiteye gitme anlamında bir sınava girecek olsa orada başarılı olur veyahut da olamaz, hiç önemli değil. Ama oradan mezun olan bir öğrenci hayatta %75 oranında başarılı olmasını garanti ediyoruz. Üniversite sınavlarında da başarılı olur, orayı atlamayayım çünkü %90 başarı hiç az değil. Hafif bir başarı değil. %90 diyoruz ama bu ikinci yıl %100'e de tamamlanıyor biliyorsunuz. Mezunlarımız hedeflerine ulaşmak için bir daha giriyorlar sınava. Bir üst basamağa taşımak için. Hocam. Ama yani çok iyi, çok iyi. Evet. Hayat başarısı, yani ben bir bireyim. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Farklıyım. Bir şeyleri başlatabilirim. Bakın öğrenci gelip bir projeyle müdürünün odasına korkmadan girip hocam aklımda bir şey var diye gelip Zeki hocamın kapısını çalıp içeri girip şekerle ağırlanıyorsa gel çocuğum ne istiyorsun diyorsa o çocuk o okulda birey olur hocam. Yani bu okulun birey kimliğini vermesinin altında hani o ekol özelliği idarecisinden öğretmenine kadar geçmiş durumda öğrenci görülüyor. Ben seni görüyorum. Ya ben senin farkındayım mesajıyla 4 yılı geçiriyor öğrenci. Şimdi çok iyi bir yabancı dil eğitimi alıyor. Onu altını çizerek söylüyorum. Yani İngilizce zümresi gerçekten sıfır düzeyde İngilizceyle gelen bir öğrencinin. Ben Anadolu Lisesi'nden mezun oldum, imzasını atarak mezun olduğunu görüyoruz Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nde. Müşkün Hocam, evet. İlgili olarak da öğrenciler hemen siz yabancı dil konusunu açmışken, yabancı dil konusuyla ilgili olarak da detaylı bilgi verir misiniz diye bir geri bildirimde bulunmuşlar. Şimdi ilk yıl hazırlıklarımız vardı başlarda. Şimdi hazırlıklar kalktı. Yine 9. sınıflar bizde de sınıf öğretmenliği İngilizce öğretmenlerine aittir. Onlar daha fazla vakit geçirsin diye. Sanıyorum yanlışım olmasın programa çok bakmadım ama en az bir 10 saat var ama yabancı dil programı. Bunun dışında ek çalışmalar, kulüp çalışmaları, özel çalışmalarla İngilizce dersleri destekleniyor. Sürekli bir şekilde İngilizce tiyatrodan söz ettim. Yani okulda faaliyet alanları olarak kulüplerin çokluğu İngilizceyi kullanabilme alanlarını oluşturuyor. Ama ilk başlarda çocuklarımızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Gelen 8'ler 9. sınıf olduğunda. Bir ön yargısı varsa yabancı dile karşı. Tabii doğal olarak bize özel okuldan da öğrenciler geliyor. Ön yargısı varsa ben yapamam, işte onlar daha iyi. Bazı kolejlerden gelen çocuklar benden daha başarılı gibi bir algıya düşebiliyorlar, yanılgıya düşebiliyorlar. Ama bize geldiklerinde 9. sınıfta temelden başlanıyor. Yani yine kolayca öğrenebilecekleri bir başlangıç yapılıyor. Bunu bilerek gelsinler. Ben bilmiyorum diye bir şey yok. Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmayla ilgili çalışmalarımız var rehberlik servisi olarak. Bu da çok önemli aslında. Bir öğrenci başarısızlık yaşadığında neden başarısızlık oluyor diye korkular üzerinde çalışıp yine yabancı dili güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Bir diğer yönümüzü de söyleyeyim. Bu da bence çok önemli. Yaklaşık 8 yıldır bizim okulumuzda neredeyse hiç eminim de en fazla 3 tane disiplin vakası olmuştur. Onlar da çok basit. Rehberlik servisiyle idarenin işbirliği sonucunda
Mesela bir öfke çalışması olmuşsa 4-5 seanslık psikolojik danışma oturumları düzenleyip çocuğumuza öfke kontrolünü öğretip disiplin cezası verilmeden eğitsel rehberlikle sınıfına göndermiştir. Veya başka hani kopya belki birkaç tanedir. Bu da 3'ü geçmez bakın, 3-4 tane. Ama bir okulun disiplin dosyası hafifse o okulda bir şeyler farklı işliyor demektir. Okulumuzda dolaplar var. O dolaplarda neredeyse hiç anahtar yok. Çocuklarımız sınıf sınıf geziyorlar ve neredeyse hiç işte eşya kaybı, hırsızlık, başka bir şey bunlarla hiç karşılaşmadık. Etik anlamda çocuklar yüksek değerlerle geliyor ve bu yüksek değerleri zaten öyle gelen çocuklar geliştirerek güvenli sınıf ortamları, güvenli öğrenme ortamlarında gerçekten de birey olarak mezun oluyorlar. Okul başarıları da takdir edici diye düşünüyorum. Başka soru var mı bilmiyorum, ben aklıma hocam, gelenleri söylüyorum. Siz söylemiştiniz Müjgan Hocam ama son bir dakikamız bu arada. Okulun yüzdelik dilimini 2.77 demiştiniz sanıyorum geçen yılki. 2.71. 71. Evet, tekrar onu sormuşlar. 2.71 geçen yılki. Zaten bu internette var, hani baktığınızda göreceksiniz okul sitesinde. 438 ile almış. Şimdi bu puanları öğrencilerimizin durumu belirliyor. Her sene öğrencimizin tercihine göre değişiyor bu puanlar, biliyorsunuz. Evet. Bu sene daha çok tercih edilirsek bizim de yüzdelik dilimimiz biraz daha artmış olacak diye umut ediyorum. Evet, 30. yılını kutluyor bu yıl Ahmet Erdem Anadolu Lisesi. Ve gerçekten çok emek veren öğretmenler var. Ben bir yazı hazırlıyorum bu arada okulla ilgili. Şöyle bir geçmişe baktığında işte tenis kortunu ilki getirmiş, projeleri ilki getirmiş, kulüpleri ilk bir öğretmen getirmiş. O kadar çok öğretmen emeği var ki, o kadar çok alın teri var ki, yolu bu okuldan geçmiş bütün öğretmenleri bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Mutlaka bir yerlerde onlarla karşılaşıyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Hepsinin emeği var. Ve öğrencilerimizi de inşallah yüz yüze eğitimde böyle güzelce karşılayarak o sınıflara hep beraber coşkuyla dönerek karşılarız umut ediyorum seneye. Şimdilik evde kalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Müjgan Hocam, emeğinize sağlık katılımınız için ve değerlendirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü Gazi Anadolu Sesi'ne bırakmak istiyorum. Köksel Hocam ve Sibel Hanım buradalar. Sözü onlara bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum ben de Özcan Hanım. Herkese tekrar merhabalar diyorum. Merhaba Sibel Hanım. Ben öncelikle tanıtım filminizi yansıtmak istiyorum. Onu 2,5 dakikalık bir onu izleyelim. Ondan sonra konuşacağız. Tamamdır. Hemen Sibel Hocam. Buyurun. Ses gelmiyor Sibel Hanım. Ses yok mu? Şu an yok. Bir saniye. Hocam ses gelmesi için paylaşımı duraklatıp normal paylaşımı durdurun, stop deyin. Paylaşırken ekranın sol altından share sound'u da tıklayarak paylaşın. Nerede o? Şu an kapatmanız lazım ekranınızı. Paylaşımı durdurmanız lazım önce. Evet. Tamam. Şimdi share screen derken sol alt kısımda share sound var. Onu da tıklayalım. Ha, evet, tamam. Doğru. Hemen o zaman başlamalıyorum. Tamamdır.
Yazan, yöneten, oynayan herkesin Gazlamlı'nın sesi mensubu olduğu, bizim çok keyifle izlediğimiz ve izlettirdiğimiz tanıtım filmimizi izledik hep beraber. Gazlamlı'nın sesi 1994 yılında 5. Anadolu olarak kurulan, sınavla öğrenci alan proje okulu. 98 yılında şu anki kendi binasına geçti. Ondan önce 4 yıl farklı okullarda misafir olarak gezdi diyeyim. Sonra 98 yılında şu anki binasına taşındı. Gaziantep'in sesi nerededir? Akpınar Mahallesi'nde. Birçoğumuzun bildiği Mudanya yolu üzerinde Korpark evlerinin hemen Koçtaş tarafından dümdüz girdiğimiz zaman Gaziantep'in sesi geniş bahçesiyle öğrencilerini ve velilerini karşılıyor. Okulumuz geniş bahçesiyle bence birçok okuldan farklı bu anlamda. Tanıtım filminde de gördük. Akademik başarı hedefinin yanı sıra öğrencisini sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da geliştirmeyi hedefleyen, İFKM mükemmellik modelini kendine temel alan deneyimli bir eğitim kadrosuyla öğrencisini aldığı iyi öğrenciyi iyi yerlere taşımaya çalışan ve bunu başardığına inandığımız Bursa'mızın güzide okullarından biri. Ve biz Köks Olacağım'la birlikte rehberlik servisini oluşturuyoruz. Ve bu okulda uzun yıllardır çalışmanın mutluluğuyla hareket ediyoruz diyelim. Şöyle biz okul olarak 7 sınıf alıyoruz. Bu sene her yıl 9, yani normalde 6 sınıf alıyorduk ama bu sene diğer arkadaşlarım da bahsetti. 9 sınıf aldık. Dolayısıyla yüzdelik dilimimizden de biraz bahsedeyim. Yani 2 ile başlayıp 6'ya kadar geniş bir yüzdelik dilimi olan bir okuluz ama ortalama 5.31 yüzdelik dilimimiz ve önümüzdeki sene de 7 sınıf alarak 210 öğrenci alarak kendi okulumuza yeni gaziler katacağız inşallah. Fiziki şartlarından biraz bahsedeyim. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı olan, güzel bir konferans salonu olan, spor salonu ve yemekhanesi olan bir okuluz. Öğrenci merkezli, diğer okullarımızda da belki bahsedildi. Öğrenci merkezli, öğrencilerin gençlik dönemlerini huzurla geçirebileceği bir okul diyorum. Ve biz tanıtımlarımızı genelde Köks Olacağım'la paslaşarak yapıyoruz. Ben şimdi okulun huzurlu ortamından bahsetmesi için Köks Olacağım'a sözü bırakacağım, sonra yine devam edeceğim. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Sesim kesintisiz geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Evet. Tamam. Müdür Bey'in sorusu için teşekkür ediyorum. Gerçekten bir okulun talep edilebilmesi için bir şeyler sunması lazım öğrencilere, velilere. Biz gelen öğrenci ve velilere hep şunu söylüyoruz. Sınavla öğrenci alan bütün okullar size belki akademik başarıyı 3 aşağı 5 yukarı aynı oranda sunabilir ama hepsinden daha fazla sosyallik, güven ve psikolojik ortam sunuyoruz. Çünkü bizim okulumuzda akran çatışması olmaz, bizim okulumuzda devrecilik olmaz, bizim okulumuzun hakim dili sevgi dilidir, bizim okulumuzun kadim bir kültürü vardır. Okulumuzun bir ruhu vardır. Bunları yaşarken de görüyorsunuz. Sadece teorik anlamda ifade etmekle de kalmıyor. Okuldan içeriye girdiğiniz zaman okuldaki farklılığı sezebiliyorsunuz. Şüphesiz bütün akademik seviyesi yüksek okulların ortak özellikleridir bunlar. Müjgan Hanım'ın söylediği, Cem Hocam'ın, diğer arkadaşlarımızın söylediği hususlar ortak. Ama tabii biz kendi gücümüzü daha fazla öne çıkartarak söylüyoruz. Gerçekten ruhunu oluşturan şey nedir diye bakıyorsunuz. Çok sosyal bir okul. Akademik başarının yanında inanılmaz derecede kişilere ruh katan bir sosyalliği var. Bunun arka planda
projeler var, sportif başarılar var. Aldığımız öğrencileri her şeye rağmen mevcut seviyelerinden bir adım ileriye itme çabası, şevki var. Bu çok önemli. Eğer siz %5'lik öğrencileri akademik olarak alır da %2'ye iterseniz, 3'e iterseniz üniversite sınavında, bunu okuldaki öğretmenlerin kalitesi, inanmışlığı ve şevkiyle yaparsanız iyi bir şey yapmış olursunuz. Siz aldığınız az sosyalleşmiş, fırsat bulamamış, potansiyeli olan öğrencilerin sınırlarını keşfettirir, onları çok farklı ilgilere yönlendirirseniz iyi bir şey yapmış olursunuz. Bizim Bursa'mızdaki güzide başarılı okullardan belki de en çok farklılığımız bu. Gelen öğrenciyi ruh katarak, kişisel, sosyal hedefler vererek, akademik kariyer zaten hemen hemen hepsi ortak potansiyelde, üniversitelere göndeririz. Bunun karşılığı olan memnuniyeti de şöyle görürüz. İnanılmaz derecede bir gazi kültürü oluşmuş. Mezun olan öğrenciler üzerinden kaç yıl geçerse geçsin sürekli ziyaret eder ve memnuniyetlerini vefalı tavırlarıyla gösterirler. Bu da bizler için son derece önemli bir meslek tatmini ve memnuniyetin göstergesi olarak kabul ediliyor. Müjgan Hanım'ın dediği gibi bizde de disiplin çok böyle çok çok ender görülen şeyler. Onlar da kopya gibi bir takım kadim alışkanlıklarımızdan. Onlar yetişkinlerde de var. Biz de bir takım sınavlara girdiğimiz zaman o kopyalara tevessül ediyoruz maalesef. Ama onun dışında gerçekten huzurlu bir okuldur. 12. sınıflar, 11. sınıflar 9-10'lara abilik, ablalık yaparlar. Bizim zamanımızdaki o mahalle kültüründe 15, 16, 17 yaş altında o civardaki öğrenciler ya da gençler kahvelere giremezdi. Abilerimiz yapar, kulaklarımızı çekerdi. Bizde de benzer şeyler var. Yani çatışmanın daha böyle fitilini ateşleyecek bir kademe farklılığından ziyade ortak değerler oluşturan bir kültür var. Bu da görev yaptığımız okullarda bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Öğretmen kalitemiz tıpkı diğer okullardaki kalitenin ortalamasındadır. Hemen hemen her okulun güçlü ve zayıf yönleri var. Baktığımız zaman bizim çok gerçekten öne çıkan güçlü yanlarımız var. Bunlardan özellikle müzik öğretmenlerini ve müzik kulübünü saymak lazım. Çünkü beden eğitimi bölümüyle beraber Bursa'da hem ilçe bazında hem il bazında hem de bazen uluslararası yarışmalarda bizi temsil eden bir müzik kulübü ve kaliteli öğretmen arkadaşlarımız var. Çeşitli branşlarda solist, enstrüman, grup vesairede birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler alan bir etkinlik grubudur. Beden eğitim öğretmenlerimiz gerçekten kendi dallarını işini severek yapan profesyonel insanlar. Yanılmıyorsam geçen senelerde her sene alınıyor ama özellikle kız ve erkek voleybol ve basketbolda Bursa ilçe ve Bursa'da dereceler almıştık. Onların tam istatistiğini belki Sibel Hanım verir. O kadar fazla kupa girdisi ve yarışmalarda dereceler oluyor ki takip etmek de gerçekten zor. Ama özellikle proje okulunun içini dolduran bir okuluz. Ondan da bahsetmek lazım. Gerçekten sürekli üreten, fikirlere çok açık ve fikirleri destekleyen bir okul. Burada okul müdürümüz İrfan Bülbül'ün de iletişim dilinin çok önemli bir etkisi var. Sevgi dilini okula hakim kılan, o ruhu yaratan insanlardan. Dolayısıyla biz gelecek öğrencilerimize ve velilerimize akademik başarı zaten vaat ediyoruz. Zaten bir sınavı geçerek geliyorsunuz. Ortalama %5'lerle, 4'lerle geliyorsunuz. En kötü işte 6-6,5. Ama biz size aynı zamanda ergenlik döneminizde güven, huzur ve sosyallik vaat ediyoruz. Bu çok önemli. Anne babalar huzur içerisinde çocuklarını servislere, otobüslere gönderip kendi işlerine bakıyorlar. Öğrenciler de kapıda ambulans ya da polis sesi duymadan huzurlu eğitim görüp mutlu bir şekilde evlerine gidiyorlar.
yaşadığımız toplumsal karmaşada da bu bence azımsanmayacak bir fırsat. Dolayısıyla iyi öğrencileri Gazi Anadolu Lisesi'ne bekliyoruz diyorum ve Sibel Hanım'a tekrar pası atıyorum. Teşekkürler Kepsal Hocam. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ben şöyle devam edeyim. Köksal Hocam söyledi. Biz proje okulu olmadan önce de, yani adımız proje okulu olarak geçmeden önce de projelerle aktif bir şekilde hareket eden bir okuluz. TÜBİTAK'ta özellikle araştırma projelerinde güzel bir ekibimiz var. Bu ekip de daha önce Marmara Bölge Birinciliği'ne varan güzel başarılar elde etmiş bir ekip. O Marmara Bölge Birinciliği'nden sonra da proje okulu olduktan sonra da yine 4006 ve 2204 projelerinde yine aktif olarak öğrencilerimizin de içinde yer aldığı tabii ki projeler üretiliyor. Bunun dışında biz öğrenci merkezli bir okuluz diyoruz. İddiamız bu. Bir fikirle gelindiği zaman hani ben bu bir proje yapmak istiyorum dediği zaman öğrenci, o projeyle ilgilenen bir öğretmenimiz mutlaka oluyor ve destekleniyor. Mesela bu yıl kısa film yarışmasına katıldı öğrencilerimiz ve Türkiye üçüncülüğü elde ettiler. Yani hani bazı şeyler online devam etse de başarılı çalışmalar devam ediyor. Teknofest liseler arası roket yarışmasına yine bu pandemi sürecinde öğrencilerimiz başvurdu ve roket takımımız ilk elemeyi iyi bir puan alarak ilk elemeyi geçtiler. Yani bir proje üretmek istedikleri zaman arkalarında destek alıp öğretmenleri çok güzel bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Biz akademik başarı tabii ki hepimiz için çok önemli. Çünkü öğrenci üniversite hedefiyle geliyor okulumuza. Ve bu hedeflerini daha ileriye taşımak için destekleme yetiştirme kurslarımız tabii ki mevcut. 12. sınıflarımızda ve 11. sınıflarımızda destekleme yetiştirme kurslarımız online şekilde şu dönemde devam ediyor. Yüz yüze de tabii 12'ler devam ediyor. Ve daha önceki dönemlerde de yine İyi başarılar elde etmiş öğrencilerimiz hep kendi okul kursumuzdan öğrencilerimiz ve güzel başarılar elde ediyorlar. Üniversite başarılarımıza baktığımız zaman da biz hep söylüyoruz, biz fen ağırlıklı bir okuluz ama TM alanından da dil alanından da çok güzel başarılarımız oluyor. Daha çok İşte sağlık alanı, mühendislik alanlarında özellikle TM'de hukuk ve psikoloji ya da PDR bölümlerine iyi üniversitelere öğrenciler gönderiyoruz. Başarımız 60-65-70 civarlarında ama Müjgan Hocam da söyledi, aynı durum bizde de söz konusu. Özellikle geçen yıl öğrenciler mezuna kalmayı daha çok tercih ettikleri için hani başarı düşükmüş gibi gözükse de aslında yüksek puanlar alıp tercih yapmayıp hani bir yıl sonra hedeflerine ulaşmak için bir yıl daha çalışmayı göze alan öğrencilerimiz çok. Dolayısıyla başarımız da bence bu anlamda gelen öğrenciyi ileriye taşıyan başarılar. Biz tabii bütün bu destekleme yetiştirme kurslarımızın yanı sıra öğrenciyi sosyal alanda da motive etmek için tabii normal zamanlarda üniversite gezileri, Galfest, biz de Ahmet Erdem gibi gelenekselleştirmeye çalıştığımız Galfest festivalimiz var. Öğrencilerimiz de burada aktif olarak hareket edip hani müzik yarışmalar düzenleniyor. O bir gün o öğrencilere ait oluyor ve çok keyifli dakikalar geçiriyorlar. Biz bir de bu yıl e-twinning okulu olduk. Hani proje üretiyoruz dedik. İngilizce bölümümüz, yani İngilizce öğretmenlerimiz de bu anlamda gayet aktif çalışıyorlar. Ve bu aktif çalışmanın sonucu da e-twinning okulu olduk. Yine proje üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda beyaz bayrak sahibiyiz. Tabii
özellikle pandemi sürecinde temizlik ne kadar, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce hani öğrenci merkezliyiz dedik. Mesela bir dönem Radyo Gal vardı. Öğrencilerimiz okulda radyo kurmak istediler ve radyo yayını da yapmıştık. O da çok keyifli bir dönemdi diyebilirim. Göksel Hocam, başarılarımızdan bahsedelim. Hani sportif faaliyetlerde evet müzik başarılarımız gerçekten iyi, şampiyon olmuştuk. Ve hem kız voleybol, erkek basketbolda Bursa şampiyon olmuştuk pandemiden önce. Ve bu tür başarılar tabii okula çok ayrı bir sinerji, çok güzel bir enerji katıyor. Hani gazilerin gazili olmaktan gurur duydukları, güzel hatıralar biriktirdikleri günler oluyor. İnşallah bu süreçten sonra da aynı şekilde bu huzurlu ortamımızı yaşamaya devam ederiz diye düşünüyorum. Belki hani birçok okulda şu son zamanda vardır ama bizde canlı yayın sistemi, yani konferans salonunda yapılan çalışmaların tüm okulda, tabii Fatih projesine dahil olan bir okul olduğumuz için tüm sınıflarda aynı anda izleme gibi bir şansımız oluyordu canlı yayın sistemiyle. Normalde şimdi artık online eğitimde de birçok okul bunu yapıyor ama biz çok daha önceden yapıyorduk diyebilirim. Yani özetle şu an aklıma gelen bunlar. Göksel Hocam, eklemek istediğim varsa. Var. Şöyle küçük üç katkı sunayım. Sen zaten gayet akıcı ve güzel, dolu dolu anlattın. Değerli öğrenci ve velilerimiz, bizim ayrıca son derece güzel bir bahçede güllerin açtığı köşemiz var. Böyle pek çok okul bahçesinde bulamayacağınız sıra dışı da kışın ayrı bir görüntüsü olur, yazın ayrı bir görüntüsü olur. Bunu da tabii kaçırmamak lazım, okula gelip görmek lazım. O görsellik insanın ruhunu, sınavlardan önce zihnini açıyor. Ayrıca Çardak denen bir mekanımız var. Son derece popüler bir mekandır. Öğrencilerin mola alanıdır. Bir de diğer okullarda var mı bilmiyorum ama ihtiyaç olmamasına rağmen kadrolu bir polis memurumuz var, güvenlik. Oysa son derece huzurlu bir okuluz. Fakat zannedersem bu huzurlu okul olmamızdan kaynaklı bir takdirin göstergesi olarak o polis memurunu atamışlar. Özel güvenliğin yanında sabah 9, akşam 4'e kadar orada görev yapıyor. Dolayısıyla akademik vaatlerimiz, sosyal psikolojik güvenlik vaatlerimiz, görsel vaatlerimiz, çiçeklerimizde, bahçemizde, sportif ve sosyal anlamda proje üretkenliklerimizde biz şu an bizimle beraber sunum yapan iki okula da ciddi bir rakip olduğumuzu, tatlı bir rekabet içerisinde olduğumuzu Bodrum Meydan diyerek esprili bir şekilde dile getiriyorum. Çünkü bu tarz rekabetler okulları yükseltir, birbirini yukarı çeker. Biz aşağı çeken değil, kol kola yukarı çıkan bir okuluz. Söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Sorular varsa sonrasında cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sibel Hocam, Köksel Hocam. İkinize de çok çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda soru göremiyorum. Özellikle siz de çok güzel bir şekilde özetlediniz. Özellikle sunumlarınızdan dolayı ben tüm rehber öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle ilde bizi destekleyen Başak Hocama desteklerinden dolayı, okulda, organizasyonda da bizi destekleyen Sayın Müdürüme, yine benim davetimi geri çevirmeyen tüm rehber öğretmen arkadaşıma, katılımından dolayı öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum ve sözü Müdür Bey'e bırakıyorum. Asım Hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, Özer Hanım'ın söylemiş olduğu sözlerin üzerine pek fazla bir şey söylemeye gerek yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çalışmalarımızda artık ben şunu hem bir veli hem de bir okul yöneticisi olarak şunu rahat bir şekilde kendi velilerimize söyleyebilirim ki şu an tanıtımını
yapmış olduğumuz 3 okulumuz, 3 güzide okulumuza da öğrencilerini gönderdikleri takdirde hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hem kendilerini gerçekleştirecekler hem de kendini tanıyacaklar. Çok rahat bir şekilde tanıyacaklar ve öğrencilerimiz orada almış oldukları bu güzel rehberlik sayesinde inşallah hedefine ulaşacaklar. Ben bunu gerçekten de sezdim. Özellikle Köksal Bey'den bu konuda çok güzel bir şey aldım. Elektrik aldım daha doğrusu. Yani idealleri yüksek olan insanlar her zaman ideallere ulaşmak için çalışır. İşte Gaziantep Anadolu Lisesi'nin müdürü İrfan Bey dostum aynı zamanda bir doktordur. Yani öğrencilerini ona göre motive ediyor bu insan. Zeki Bey olsun gene çok saygıdeğer dostum Zeki Bey, Bayram Bey. Bunların her biri idealleri çok yüksek olan insanlar. Zaten idealleri düşük olsa orada olmazlardı. Ben öğrencilerimize şunu söylüyorum. Bizim öğrencilerimiz farklıdır. Neden? Çünkü Saadet-i Türkiye Ortaokulu'ndalar. Aynı şekilde kendilerini daha da farklı hissettirmek istiyorlarsa işte bir Ahmet Erdem'e, bir Turan Tayan'a, bir Gazi Anadolu Lisesi'ne giderlerse kendilerini daha da farklı hissederler. Farklı hissettirirler. Örneğin Müjgan Hanım çok güzel bir şey söyledi. Ben bunu tuttum. Dedi ki burada öğrencimiz kendini birey olarak kabul eder. Yani bu şu demek. Biz Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçlarına, temel ilkelerine uygun hareket ediyoruz. Çocuğumuzu hayata hazırlıyoruz. Ya bu güzel bir şey. İşte Köksal Bey'in üzerinde basa basa durdu. Buraya geldiği zaman yeteneklerini geliştiriyoruz. Bu harika bir şey, vizyon. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve oradaki Genel Koordinatör Başak Hanım'a, Özcan Hanım'a, diğer arkadaşımız Aslan Özbek Hocam'a huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Seyidi Hocam, siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Başak Hocam. Ben de iyi akşamlar diyeyim. Müdürümün o güzel sözlerin üzerine çok da bir şey bize kalmadı. Çok sağ olun, var olun. İyi ki güzel çalışmalarda öğrencilerimize bilgiler vermeyi hep beraber verebiliyoruz. Onların ufuklarını aydınlatabiliyorsak ne mutlu bize. Sağlıcakla kalın diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.